başta kurumların kendilerini tanıması, hangi tür verileri işlediklerini tespit etmeleri gerekiyor. Biz buna aslında bir veri envanterine, veri envanterinin hazırlanması şeklinde özetliyoruz. Şirket ilk başta hangi veriyi, hangi amaçla kullandığını, bu kurum içerisinde bu verilerin nasıl akışkan hale geldiğini, kurum içine nasıl girdiğini, hangi yöntemlerle, hangi mecralarla ve nasıl çıktığını ilk başta tespit etmesi gerekiyor. Bu kanun aslında çok detaylı bir kanun değil. Kanun ilkeler getirmekte ve bu ilkelere göre, somut olayın özelliklerine göre case by case sorunların çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında kanun uyumu öncelikle hem kanundaki ilkelere hem de somut olayda faaliyet gösterilen sektörün gerekliliklerine ve o alandaki regülasyonlara uyumlu bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Tabii bu bağlamda nihayetinde her tür veri için farklı bir nitelikte bazen bir cevap verilmesi, farklı bir nitelikte bir politikanın geliştirilmesi gerekeceği için bu politikanın da tabii üst düzey yöneticilerin liderliğinde ve kurum içerisindeki bir bilinçlendirme çalışması neticesinde geliştirilmesi, devam ettirilmesi gerekiyor. Nihayetinde kişisel verilerin korunması kanunu esasında ilkeler temelinde ülke düzeyinde bir bilincin artırılması ve bu bağlamda kişisel verilerin korurken bir yandan da inovasyonun ve ticaretin aksamamasının sağlamaya yönelik bir kanun. Bu bağlamda bu dengenin de case by case somut olayın özelliklerine göre değerlendirilerek yürütülmesi gerekmektedir.